Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk defa izleyenler için ben Begüm Saltan Kılıç. Mesleğimle ilgili ve kendi hayatımla ilgili videolar oluşturduğum bir kanal. Sizlere de bu serüvene ortak etmek isterim. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bugünkü konum nedir? Bugünkü konum hep erkek narsistlerden bahsettik. Bazen hani ortak olsun diye hem erkek hem kadın cinsiyet belirtmeden de anlattım. Ama genel olarak biliyorsunuz erkeklerde narsistlik oranı biraz daha fazla. Yani narsistlerin toplamına baktığımızda işte 100 tane narsist varsa 80'i erkek, 20'si kadın. Yani oran bu şekilde. O yüzden kadın narsistler biraz daha az olduğu için ve genelde bizim toplumumuzda da ezilen daha çok kadın olduğu için kadın narsistler üzerinde çok durmadık. Genel olarak bizim toplumumuzda maalesef kadınlar eziliyorlar. Özellikle de hani bu evliliklerde baktığımda ilk 30 yıl, 40 yıl o kadın bir ezim ezim eziliyor. Bir kurban oluyor. Hem eşi tarafından hem eşinin ailesi tarafından. Bazen kendi ailesi işte aman sabret, boşver, daha iyisini bulacaksın. İşte gelinliğine girdin, kefenine çıkarsın. Biz de arkanda değiliz. Kocandır, ne yapsa yeridir, sever de döver de şeklinde yaklaşımlarla kadınlar maalesef bizim toplumumuzda eziliyorlar. O yüzden narsist sayısı belki de kadınlarda daha az. Ama dün gün oluyor, devran dönüyor. İşte 30-40 yıl geçiyor üzerinden. Kendisi artık kaynana vasfına bürünüyor kadın. Ve artık diyor ki hani ben çok çektim ya. Yani çok ezdiler. Ben çok cefaya, çok zulme maruz kaldım. Ben mazlum oldum. Artık sıra bana diyor. Ben bana geldi diyor. Sıra bende. Artık bana bir mazlum lazım. Artık ben hıncımı alacağım diyor bu hayattan ve bir kurban seçiyor kendine genel olarak da. Tabii ki bu yine bir gelin oluyor. Ya da ne bileyim işte öyle bir gelin söz konusu değilse çocuklarından bir tanesini. Hani köpek yavrusunu öldüreceği zaman kediye benzetti derlermiş ya. Aynı şekilde hangisi ise çocuklarından en uzağı kendisine onu kurban olarak seçiyor. Bir anne bunu yapar mı demeyin. Maalesef örneğini çok gördüm, yapılıyor. O anne onu yapıyor maalesef. Zaten hani o narsist mi yetiştiriyoruz adlı videomu izlediyseniz açıklamaya linkini bırakacağım. O çocukluk dönemindeki ezilmişlikler, üzülmüşlükler, değersiz hissetmeler. Bu da bir insanın narsistik kişilik bozukluğu bir insanın ruhunda narsistik kişilik bozukluğu oluşmasına zemin hazırlıyor. Yani kurban zalime dönüşebiliyor. Aynı şekilde çocukluk dönemindeki de o kurban çocuk, narsist bebeğin elindeki o kurban çocuk ileriki dönemde kendi ego savunmasını, kendi egosunu kurtarabilmek için bu narsistik kişilik bozukluğu oluşturabiliyor. Aynı şekilde bizim toplum yapımızdaki kadınlar da o gelin dönemindeki ezilmişlik, üzülmüşlük, işte kaynana baskısı, kaynananın işte oğlunu kışkırtması, oğlu aracılığıyla yani ben sopa attıran, gelinine sopa attıran kaynananlar biliyorum. Dövdüren, boşatan bir sürü var. Tabii ki narsist gelinler yok mu? Mutlaka onlar da vardır. Kurban kayınvalide, narsist gelin mutlaka onlar da vardır. Ama ben şu an çoğunluktan ve genelden bahsediyorum. İstisnalar kaideyi bozmaz. Kurban şeklinde olanlar genelde gelin kısmı oluyor. Kurban oluyorlar, kurban seçiliyorlar. Bayağı zulme maruz kalıyorlar ve sonrasında ise artık yeter diyor. Artık ben yeterince çektim. Artık bana bir kurban lazım diyor kadın. O kınalı parmaklarıyla yapışıyor bir tanesinin boğazına. Onun kanını emene kadar, onu artık böyle posasını çıkartana kadar yapışıyor. Genel olarak bu kadınların kocaları da olmuyor. Kocaları olmuyor derken, kocaları varken olmuyor. Yani şöyle bir durum. Koca var ama kocayla ne bir muhabbet var, ne bir sohbet var. Cinsel hayata problemler mevcut. Kadını saymıyor bu koca dediğimiz kişi.
dışarıda artık başkalarıyla o hani eş olayını gideriyor, farklı kaynaklardan gideriyor. Hatta bazen ergen dediğimiz koca vasfını taşımayan erkekler oluyor. Ve hani hiçbir sorumluluğunu karşılamıyor, çalışmıyor. İşte çalışsa bile eve para getirmiyor. İşte ne bileyim ailesine para aktarıyor. Ortak bir yaşam kuramıyorlar. Ortak bir paydada buluşamıyor bu çiftler. Ve sonuç olarak kadın kendini eksik hissediyor. Yani bir koca varken yok. Kocanın yeri yok. Kocanın yeri doldurulmamış. Kocanın yerinde 13-14 yaşında bir tane ergen oturuyor. Ve tabii ki o ergen... Ergen dediğim kişi tabii ki onun kocası. Duygu yaşından bahsediyorum. Onun eksiğini tamamlayamıyor, kapatamıyor. Bu sefer kadın ne yapıyor? Artık erkek çocuklarından bir tanesini seçiyor kendisine. Burada hani biraz sert olacak. Ama maalesef hani tabii ki hani fiziksel olarak kesinlikle bahsetmiyorum. Öyleleri de vardır. Allah evlerden ırak etsin. Ama duygusal olarak... Bir erkeğe dayanma hissiyatı, bir erkeğe ihtiyaç duyma hissiyatı var kadının. Duygusal olarak, tabii ki fiziksel olarak da var ama duygusal olarak çok bariz bir şekilde işte evin en büyük oğlu olur genelde bu. Ona dayanıyor, işte kocasında bulamadığı ilgiyi, şefkati, işte dayanmayı, bir erkeğe dayanma ihtiyacını onu da gidermeye çalışıyor. Ve daha sonrasında ne oluyor? Tabii ki büyüyor çocuk, evleniyor. Bu kadın zaten çekmiş, kaynanasından çekmiş, kocasından çekmiş, koca vasfı taşımayan bir adamla beraber olmuş. O çocuklara bir sürü vakit ayırmış, emek kaynak ayırmış. İşte diyor ki ben sizi yetiştirdim, ben hani sizi büyüttüm, size emek verdim. Ne olacak? Sen evleneceksin, beni bırakacaksın. Ne olacak peki? Ben zaten mazlumdum. Hayatım boyunca mazlum oldum. Şimdi sen evleneceksin, beni bırakacaksın. Ben tekrar mazlum kaderime devam mı edeceğim? Hayır diyor. Ben mazlum kaderine devam etmem. Ben seni bırakmam. Evlen, çocuk yap. Tamam. Ama buradan kopamazsın. Buradan ayrılamazsın. Bağlarını benimle koparamazsın. Çünkü benim bir erkeğe ihtiyacım var diyor. Benim bir erkeğe ihtiyacım var. Sen bağını kesinlikle buradan koparamazsın. Ne olacak peki? O bize çocuk yapar. Onun bir önemi yok yani. Sen buradasın. Sen benim hayatımda kalacaksın. O erkek çocuk da biraz annesiyle o bağımlılığını geliştirdiyse, bağımlılık genelde karşılıklı oluyor çünkü. Erkek de bağımlı, anne de bağımlı, birbirlerine bağımlılar. Erkek çocuk da böyle bağımlı bir kişilikse, hala 13-14 yaşındaki bir ergen çocuğu gibi ana kuzusuysa, deyim yerindeyse, yazık oluyor o geline. O gelin de yazık yavrum benim. Evlendim sanıyor, düğünde oynuyor. Ah evlendim. Ne evliliği? Ortada evlilik falan yok. Ortada evcilik var. Maalesef ortada büyük bir oyun var ve kurbanı da gelin oluyor. Ne oluyor? Kurbanken zalim oluyor kadın. Kadınlar birbirinin kurdudur derler ya, maalesef hayatta bunu yaşıyoruz. Öyle arkadaşlarım. Umarım hayatınız istediğiniz gibi gider. Sizleri seviyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız mutlu olurum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.